Şimdi bazen en temel, en basit şeyleri anlamıyoruz arkadaş. Adam diyor ki, kadın diyor tahrik ediyor, o yüzden diyor tacize uğruyor. Ya böyle bir mantık, böyle bir düşünce tarzı olamaz ya. Ya bu Müslümanca da değil, insanca da değil arkadaş. Şimdi kadın, ya bu adam 5 yaşındaki çocuktan tahrik oluyor. Bu adam damacanadan tahrik oluyor. Bu adam, yani tahrik olması için özel bir şeyin olmasına gerek yok. Bu sapığa sadece bahane uydurmaktır ya. Tahrik oluyormuş kadın. Kadın adamın karşısına geçip, tamam mı, mini eteğini giyip temel içgüdüdeki hareketi yaparsa hadi derim tahrik oldu. Ama o zaman dahi taciz etmeye kimsenin hakkı yok. Taciz edemez kardeşim. Tahrik olan başını çevirsin diğer bir tarafa, bakmasın. Yani açık giyindiği için kadına ortalık malı muamelesi yapmak bu insanca bir davranış değil. Bu Müslümanca bir davranış da değil. Tahrik etti kendisi. Yok öyle bir şey abi. Tahrik etmek için evden çıkan kaç tane kadın vardır memlekette ya? 10.000'de birdir. O da zaten taciz edildiği zaman şikayetçi olmaz bu durumla. Çünkü onu göze alır tahrik ederse. Kadın mini eteğini giymiş, işinden evine gidiyor. Bu kadını taciz etmeye kimin hakkı var ya? Tamam, tesettür Allah'ın emri. Tamam, tesettür gerekli. Tesettür bu olayların önünü almak için konulmuş bir hükümdür. Doğrudur. Eyvallah. Ama bu toplumun tamamı senin gibi aynı hassasiyeti taşımıyor ki. Bu toplumun tamamı senin gibi düşünmüyor ki. Gayrimüslimi var. Dini hassasiyeti olmayanı var. Seküleri var. Bilmem nesi var. Sen bunlara... Ya bu toplumun açığı da kapalısı da toplumun ortak namusudur arkadaş. Yani buna tahrik etti diye bilmem ne ya. Bu ya yanlış düşünceler ya. Olmaz. Olmaz. Yarın senin bir kızın olur. Söz geçiremezsin. Açık saçık giyinir. Taciz edilsin de göreyim bakayım diyecek misin? Kızım sen açık giydiğin için taciz edildin. Yok öyle bir şey. Herkesin karısı kızı yani bunlar ya. Böyle şey olur mu ya? Yani buna bahane uydurmak sapkınlığın ta kendisidir ya. Tahrik olan bakmayacak arkadaş. Bakmayacak. Allah sana gözlerini sakın diyor.